13 Haziran 2018 Çarşamba. Şu anda mesela okul aracı, bir tır, bir kamyon okul yemeklerini getiriyor. Gel Cansu böyle kamyona. Merhabalar. Bugün 27 Haziran 2018 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Sizlerle İngiltere'deki okullarda yemek verilmesiyle ilgili konuşacağım kısaca. Yani ücretsiz, bedava çocuklara yemek verilmesiyle ilgili. Biliyorsunuz daha önceki videolarda, videonun birinde bahsettim. Burada okul tam zaman. Yani işte 8.55, 9 diyelim ona biz ona. 3'ü 20 geçe. Yani işte sapladık 6 saat 15 dakika falan. Çocuklar okulda kalıyor. Haliyle öğlen yemeklerini yiyorlar orada. Eğer çok isterseniz yanınızda götürüyorsunuz. Beslenme sepeti. Yani çok isterseniz. Ama okul veriyor. Sabah kahvaltısı eğer aileler işe gidiyorsa ona ücret ödüyorsunuz. Çocuk 9'da değil de işte daha önce gidiyor. 7.30'da okulda bulunuyor. Sabah kahvaltısını yapıyor. Orada okulda yapabiliyor. Çalışan aileler için. Şimdi videonun önüne veya arkasına okula malzeme getiren malzeme inerken bir kamyonun şeyini çektim. Kısa videosunu çektim. Onu da koydum. Sonrasına koyacağım veya önden göreceksiniz. Çektiğim kişi de rahatsız oldu. Acaba şikayet mi var ki çekiyorlar diye. Şimdi biz yani Cumhuriyet kurulduktan sonra ki nesil hatırladığımızı söyleyelim, hatırladığımız kadarını söyleyelim. İşte 1960'lar bize Amerika'dan süt tozu affedersiniz kakaladılar. Gerçek Anadolu sütü varken onu okullarda vermeye çalıştılar ve o süt tozu nelere yol açtı? Hala üzerinde bir araştırma yapılmış değil. Biliyorsunuz 1965 tarihinde doğanlar birçoğu felç oldu. Ondan sonra kardeşim de buna dahil. Solaya yani felç oldular. Yapımızı nasıl etkiledi? Nasıl oynadılar bizimle Amerikalılar, İngilizler? Hala üzerine kafa yorulmuş, araştırılmış değil. Bombok işlerle uğraşıyoruz. Bomboş işlerle uğraşıyoruz. Veya izin de vermiyorlar. Şimdi geldik 2018'e. Görüyorsunuz. Daha 40'ına gelmeden insanlar, 50'sine gelmeden, kalp kriziydi, patır patır dökülüyorlar. Yahu sağlam bir nesil olmasa neyle savaşacaksınız? Emperyalizmle nasıl savaşacaksınız? Nesli sağlam değilse. Şimdi hatırlıyorum. Allah'tan bizim dönemimiz tam zamana geçmemişti. Yani sabah gidiyorduk, öğlen geliyorduk. İşte kantinde bir tost yiyebilirsek yiyorduk. Kaşarlı tost, ne faydası varsa. Evde gelip Allah'a şükür işte annemiz babamız yapıyordu. Telafi ediyordu. Hatırlıyorum ilkokula gittiğimde annem zorla rafadan yumurta yedirirdi. Sabah sabah iştah da olmuyor. Allah'tan yediriyormuş. Sağ olsun, eksik olmasın. Mesela sonra biz ilkokul yarım zaman, ortaokul yarım zaman, sonra liseye başladık işte. Teknik liseydi. Şişli Motor Teknik. Tam zaman. Hayda.
Tam hatırlamıyorum kaçta başlıyor. 8.30 mu? 8-9'a çeyrek kala mı? Öğlen işte yemek yenilecek. 3.30-4'te mi? 4.30'da mı? Ne bitiyor? Üzerinden zaman geçti. Okulda yemek veriliyordu. Yemek veriliyordu. Ama para öderseniz veriliyordu. Yani bu koskoca lise öğrencisi ya. Bakın ne diyor burada. İşte feeding hungry minds diyor. Aç beyinleri doyurmak. Yani şu listeyi göstereceğim birazdan. Menü listesi. Aç beyinleri doyurmak diyor. Ya bir nesil, bir koskoca artık yetişkin çocuk, yetişkin gençler bunlar. Bunların doyurulması lazım. Yani parası var diye veriyorsun sen. Parası yoksa vermiyorsun. Yoksa yarım ekmeğin arasına ya okul önünden köfte ekmek yiyor. O et nasıl bir et bilmiyoruz. Ya da evde işte bir şeyler koyuyor, yumurta koyuyor, kaşar koyuyor, yanında götürüyor. Böyle bir nesil. Ve biz bu nesille savaşıyoruz. Bu nesille yani çoğu diyelim. Ayrıcalıklılar hariç. Onlarda da savaşma gücü yok. Hallerinden memnunlar. İşte bomboş işlerle uğraşıyorlar. Böyle bir nesil. Şimdi neyse duyduk Türkiye'de işte süt vermeye başladılar. Ondan sonra işte kuru yemiş falan vermeye başladılar. Fındık vermeye başladılar. Üzüm vermeye başladılar. Sağ olsunlar. Şu anki hükümet için söylemiyorum. Yani o güzel şeyler yapıyor bu 16 yılda. Ne yapsın? Kemalizmin yapamadığını şu anda yapmaya çalışıyor. Bizim nesli aç bırakan Kemalizmin yapmadığını yapmaya çalışıyor. Yahu gençler doyurulur kardeşim. Gençlerin heykelle işi yok. Gençlerin resimle işi yok. Büstle işi yok. Karnını doyuracaksın, beynini doyuracaksın. Eğer çok çok kendine güveniyorsan, çok methediyorsan, çok başarılı bir rejim olarak görüyorsan kendini. O çocukları doyuracaksın. Öyle kuru kuruya hamaset yok yani. Bayrak bile yok. Okul işte son videoda gösterdim. Okullarda bayrak yok. Ezmiyor seni. Ne bayrakla eziyor. Travma yaratıyor. Ne heykelle eziyor. Ne büstle eziyor. Ne şeyle eziyor. Resimle eziyor. Seni doyuruyor karnını. Başka teknikler uyguluyor mu uygulamıyor mu ama hissetmiyorsun sen bunu. Ne oluyor? Bizde işte travma yaratıyor. Yok mavi gözlü, yok sarı saç bilmem ne. Ne travması bunlar ya? Ya çok güveniyorsan, çok başarılı görüyorsan karnını doyuracaksın gençliğin. Karnını doyuracaksın. Tamam mı? Neyse. Yani yine de iyi bir nesiliz ha. Bu travmayı yine de kırıp dökmeden aşmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın. Geç kalınmış değil. İşte bu elimde bir ilköğretim okulunun menü listesi var. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf, ilkokul, ortaokul çocuklara öğlenleyin güzel güzel yemekleri veriliyor. Ve çoğu organik olmasına dikkat ediliyor. Tavukların işte free range diyorlar yani serbest gezen tavuk olmasına dikkat ediyorlar. Ekmeklerin evde homemade, ev yapımı olmasına dikkat ediliyor mesela. Düşünebiliyor musunuz? Mesela sustainable fishers diyor. Balık verirken o balıkları sürdürülebilir balıkçılık. Ondan sonra o balıkların sonunu getirmiyorlar. Yani çocukları doyururken. Şimdi şöyle baktığınız zaman işte haftalık birinci hafta şöyle işaretlenmiş. İkinci hafta, üçüncü hafta mesela tatlılar yemeklerde tatlı veriliyor. Yarısı meyve. Meyveyle meyve içeriyor. Ne yapıyor? Devam ediyoruz. Mesela biftek veriyor. Biftek veriyor. Soslu biftek veriyor. Veya vegetable işte sebzeli sosis veriyor. Sebzeli sosis veriyor. Bak, pek bir şey bulamazsınız. Domuz fazla görünmüyor gibi. Ondan sonra
Tavuk veriyor. İşte bir kere haftada bir pizza veriyor. Makarna veriyor. Soslu makarna veriyor. Bol bol sebze veriyor. Brokoli çorbasıydı, şu suydu. Ondan sonra mesela chickpea, ona nohut veriyor pilavla beraber. Şöyle göster, ne yapalım? Şöyle gösterelim. Gerekirse yukarıdan aşağı bakarsınız. Her hafta bir dönüştürüyor yani, dönüşümlü veriyor. Yani böyle bir menü listesi. Nasıl göstereyim şöyle? Başka ne diyelim? Balığı söyledik. Buğdayı söyledik değil mi? Buğdayı tam un kullanıyor. Öyle beyaz un değil. Kahverengi un kullanıyor. Ondan sonra. Başka neyimiz var? Tatlıyı söyledik. Başka neler var? Evet. Durum bu. Öğrencisini doyuruyor. Şeyi de söyleyeyim. Tabii ki bunları verirken şöyle de düşünelim. Sonuçta hala emperyalist bir ülke. Yani üç kıtaya yani bayrağı hissettirmeden hissettirmeden heykel koymadan, büstü koymadan şu anda bile üç kıtaya hükmediyor sessizce. Öyle bağıra bağıra değil yani. Dayılana değil. Göstermeden. Avustralya buranın. Yeni Zelanda buranın. Kanada buranın. Cebeli Tarık buranın. Ta Arjantin, Falkland adası buranın. Hiç ses şey yapmadan, sesini çıkarmadan, etmeden. Burada bile halkından vergisini alıyor. Yani 100 lira kazanıyorsan, işte onun muhasebe hesapları var, onu da belirteyim. Yani hakkaniyet adına söyleyeyim. Geçenlerde Türkiye'de motorlu taşıtlar vergisi %100 artırıldı diye konuşmaya başladılar. Yok kardeşim, kazanıyorsan ödeyeceksin. Bak %40'ını alıyor. 100 lira kazanıyorsan 40 lirasını alıyor kardeşim. Ha, tartışılır. Fazla mı eksik mi? O çok beğendiğiniz İskandinav ülkelerinde, hani Norveç, İsveç, ondan sonra Norveç, İsveç, başka kim? Danimarka'yı yapalım. Biliyor musunuz oy oranı diyorum, vergi oranını? 100 lira kazanıyorsan 60 lirasını ödüyorsun. 100 lira kazanıyorsan 60 lirasını ödüyorsun. Hakkaniyetini söyleyelim yani. Yok öyle. Hep bana kazanayım. Ondan sonra yine de devletten isteyeyim. Yok öyle. Sistem o değil. Özellikle yani bunu zenginlere şey yapmak lazım. Vurgulamak lazım. Söylemek lazım. Uygulamak lazım daha doğrusu. Neyse. Demek istediğimiz o ki işte biz de daha yeni geçeceğiz. Çocuklara, öğrencilere şey hakkı vermek, çocuklara yemek vermek, okullarda yemek vermeyi. Tam zamana yeni geçtiğimiz için yemeği de yeni vereceğiz ondan sonra. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Dünyayı takip ederek ne yapıyorlar, iyi ne yapıyorlar, kötü ne yapıyorlar, mukayese ederek gitmemizde fayda var. Paylaşayım dedim. Görüşmek üzere. Ya bunun peşine yapacağım o erzak getiren kamyonu ya da öncesine koyacağım veya iki tarafa da koyacağım. Bir göz atarsınız. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. E, 13 Haziran 2018 Çarşamba. Şu anda mesela okul aracı bir tır, bir kamyon okul yemeklerini getiriyor. Gel Cansu, böyle kamyon ya.